Aldık Ramazan'da aldık da geri vereceğiz. Şef Ramazan'da 5 kilo vermiş. Ramazan'da ben 2 kilo verdim. Asım 5 kilo verdi. Ben de 5 kilo verdim. Ben 2 kilo verdim. Her sene 10 kilom vardı benim. Ben sahursuz tutuyordum. Bir önüne 30 gün geçiriyordum. Şöyle çok yedim yani. Hiç durmam. İşte akşam iftardan sahura kadar yedim. Maşallah dedi ya. Maşallah. Bir fiil. Hiç bıkmadım. İhtiyarlık böyle bir şey demek. Ya dışarı çıktın yedi. Yok, ihtiyarlayınca demek ki bazı şeyler çeneye vuruyor, mideye vuruyor. Aynen ya, ya vallahi. Veya iştahın açılıyor, bir şeyler oluyor yani. Senin yaşın az diyor oğlum. 50 var ama. Belli bir yaştan sonra dikkat etmezsen yani. Eritemiyorsun da, eritme şansın olmuyor. Tabii, almasan da eritemiyor. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben son 12 yıldır aynı kilodayım ya. İyisin o zaman. Almıyorum, vermiyorum da. Evet. 79, 78, 80, 80 bu aralıkta. Şey yapacağım ya, bugün ben biraz eritirim ya. Ben ilaç, milaç, şu bu, böyle o saatte şeyler var ya. Hayır, niye söyledim? Çünkü ilerleyen zamanlarda ayaklar dizlerine vuracağım. Tabii canım, şu anda bile görüyor. Şu anda 102 kiloyum ben. Sen 102 kilo musun dayı? Vardır ya. Çok fazla 2 kilo sen de canım. Ben 90 kilo olduğumu. Ben 79'a fazla diyorum. Yani. Ben 79 kiloya fazla diyorum. Abi bir şey düşünüyorum. 79 kilo olsam ben 2. bayram yaparım. Hakikaten bunun bir gün bu kadar hatırlayacağını biliyor musun? Aklım hayalim almaz. Eğilip ayakkabını bağlayamaz. O bile zorluyor şu an. Bak, yok ya, daim o kadar kötü değil. Yok, şimdi mesela mi? Ama rahatsızlığı denk geliyor. Şu anda mesela gidemezsin. Ayakkabı şöyle, tamam mı? Ayakkabı nasıl olacak biliyor musun? Ayakkabı böyle rahat olacak. İp bağlanacak, bir şey ölmeyecek bak. Evet. Hemen şuradan, hemen şöyle giyip. Eğilmeyeceksin. Eğilmeyeceksin. Bunlara dikkat ediyorum bak. Evet. Şu işe bak ya. Abi, köpeğe veremiyorum, bari onlara ver dikkat. Daha bugünlerin ne hale gelmişiz ya. Bugünlerin iyi günler dayı. Vallahi daha bunlar iyi günlerimiz. Böyle yok. Dayı vermen lazım ya. Yani. Ben 5 kilo verdim abi şeyde. 94 kiloydum ben. Ben 5 kilo versem fit olurum ben yani. Ben 5 kilo veririm, fit olurum. Ver abi. Ben vereceğim inşallah. Yani ben de ben 90'ı bulduğum zaman fit oluyorum. 90'da ben iyiyim. Senin boyuna göre 90 çok ya. Yok. Ben 74-75'i görürüm, bana yeter. 90'da iyi görünüyorsun. 4 kilo versem. Boyun kaçtı dayı? Boş kaç santim boyun? 80. 1.80. 10 kilo fazla var o zaman boyu. En az 10 kilo. Yani fazla. 90 olursan yani. 90. Değil mi abi? Yani, yok 90. Boy kilo dengesi neydi o abi? 90'da iyi görünüyorum. Hemen 15, ölçüyoruz. 15 eksi. Ben oğulda her gün ölçüyorum çocuklarınki. 90'da yani. Çok belli etmiyor kilo iş. Göbek aynen. Çok çıkmıyor. Şimdi dur. Neyi neye bölüyorduk? Ha tamam. Hatırladım. Yaş, kilo, bilmem ne, boy endeksi vardı. 1.80 çarpı 1.80. 32.400 unutma. Kilo kaç? 102. 102. Bölü 32.400 mi dediydim? He. 32.400. 31. Kilo fazlan var. 31 kilo fazlan. Kaça düşmesi lazım? 25'e kadar normal. Hı. Yani 25'e kadar normal o zaman. 36 kilo fazlası var. 6 kilo fazla değil. Fazla kilo değil bu. Ne ya? Boy kilo endeksi dediğimiz olay işte bu. 15 artı eksi diyor işte. Ben onu tamam, ben de hesabıma geldi işte. Şimdi bak. Boy abi bak, tamam mı? Her yerde 15 eksi artı derler. Tamam mı? Öyle bak şimdi bak. Senin, şimdi ben mesela ben sana 80 hemen bulayım bak. 95'ten yukarı çıktığın zaman 90 değil. 85'ten 90. Bak 90 olduğu zaman 27'ye düşüyorsun. O zaman vücudu şimdi bak yormaya başlıyor. 15 eksi 6 da sıkıntı. Seninki 85 ideal senin. Evet. 26. Bu ideal. 26 üstüne çıktın mıydı artık sen kilolusun. Evet. 30'un üstüne çıktığın zaman da artık şeysin. Aşırı kilolusun. Şişkoya giriyorsun. Ha. 35 üstüne obezsin. Bana resmen şişko diyebilirsin. Sen şu an şişko pozisyondasın. Sen bir 15 kilo verdin miydi normale dönüyorsun. Aslında çok bir şey değil aslında. Ben yok, ben normal. Ben bile 26-27 çıkıyorum lan şu an. Beni biraz dağlara bayırlara götürelim sen. İnsan, şimdi dayı. Beni gittiğin şu iki yere götürsen. Yeter. He. Şimdi şöyle söyleyeyim. Severim de beceremesem de. Hayır, beceremeyecek bir şey yok yani. Yavaş yavaş yürürsün. Onda bir problem yok. İşte malzemek olacak ama bir de işte vakit ayıracaksın. Ben şimdi sana çık, ben Aladağlara gidiyorum. Aladağlarda buluşuruz. Niye de dedim, orada olman lazım. Olurum, hiç yani sen, şey sen bana konumat yeter. Konumat yeter. Kaç gün çıkıyor mu? Önceden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yatıya matıya kalıyorum. Bunu açsız da kalıyor şimdi abi. Açsız kalman da senin yani, çadırın olacak. Normal çarşıda paradaki gibi yemezsin yani. Yok yok, şöyle söyleyeyim.
daha gittiğinde yersin ama efor sarf ettiğin için en az 2 kilo verirsin. Abi ne yiyebilirsin daha da? Öyle deme ya. Ben yani, bulgur pilavı yapıp yiyorum. Ne taşıyabilirsin ya, yani sırtında? Yani. Yük olarak ne taşıyabilirsin? Kaplumbağa gibi evin sırtına taşıyacaksın. Yiyeceksin içeri. Ağırlık yapmıyor mu? Tabii ki yani. Ocağın olacak. Ocağın olacak. Suyun olacak. Suyun olacak. Ya, vallahi billahi ya. He? Ya bu iş. Ben sana şöyle söyleyeyim. Burada çok öyle şey değil de. Mesela Ankara'da böyle yürüyüş grupları var. He. Müthiş kalabalıklar. Her hafta sonu bir yere yürüyorlar. Her hafta sonu bir yere yürüyorlar. Günübirlik. Ve yani çok rahat da kilo verirsin yani. Ya senin gittiğin yere, ben senin gittiğin yere dağlara olarak almalarım. Ya şimdi benim onlar. Gittiğim yerlerde biz... Ramazan'da ben sahura kadar yatmadım ya. Ondan sonra maalesef. Öğlen de saat 1.30-2'ye kadar yattım. Deliksiz. Yediğinde 1.30'da kaldı işte. Kalk,